Ha, beyefendinin galiba sevgilisiymiş, ben eşi biliyordum. Evet. Aldım bunu, eşini sonra gittik topçular mevkinden aldık. İş yerine bırakacaktık. Bir 10 dakika konuşalım dedi adam buna. Sonra ıssız bir eve gidince kadın dedi ki abi bu beni öldürecek, beni bırakma dedi bana. Ben de sürmedim arabayı oraya, frene bastım, durdum olduğum yerde. O sırada hanımefendi benim durmama fırsat verip zaten arabadan aşağı inmeye çalıştı. O adam da onu tuttu, içeri çekti. O sıra bir tokat attı zaten kadına. Ben de arkamı döndüm, abi ne yapıyorsun filan, ıslık dedim. O sırada bir vatandaş daha geldi. Ne yapıyorsunuz dedi. Evet. Ne yapıyorsunuz dedi burada. Adama dayı ne yapıyorsun sen, kadına niye vuruyorsun dedi. O sırada çıkardı elinden silah, kafasından vurdu. Sonra ben bir baktım kadın ölüyor. Yani şok geçirdim. O an zaten şoktaydım. Ne yaptığımı bilmiyordum. Yani bırakıp da kaçmadım. Aldım direkt hastaneye götüreyim Size hesabı silah yaptım. doğrulttu mu? Zaten şeyi yaptı. Ağzı tutukluk yaptı silah. Büyük bir ihtimal ya ona sıkacaktı kadına ya da bana sıkacaktı, bilemeyeceğim ama ben direkt, adam da arabada, kadın da arabada, ben doğru sonra hastaneye gitmeye şey yaptım. Hastaneye giderken söyledi, direkt emniyete çekmemi söyledi. Ne dedi peki orada? Hastaneye gitmeyeceğim dedi, direkt emniyete gideceğim dedi. Ben de elinde silah var vatandaşın sonuçta, bir şey de yapamadım. Direkt emniyete sürdüm. Zaten emniyete gidince de bayan ölmüştü. Ne oldu? Ya korkmaktan ziyade sonuçta orada bir can gitti. Ben şimdi yani bırakıp kaçabilirdim. Ben korkmadım yani, açık ve net söyleyeyim, korkmadım. Sadece şok geçirdim çünkü ilk defa bir cinayet oldu yanımda. Yani şok geçirdim. Bir de bu bayan olunca, bir de yaşıyor hissini duydu, gördüm onu. Gözlerini hafif açtı. Dedim bu yaşıyor. Ben hastaneye yetiştirme amaçlı dörtleri yaktım ama adam bırakmadı. Belki hastaneye yetiştirseydim ya kadın yaşayacaktı. Yani ama adam bırakmadı. Elinde silah var arkada. Belki bana sıkacak. Bilemeyiz ki. Arabada oldu her şey. Her şey bir anda gelişti zaten. Bir anda silahın çekilmesi, vurması hepsi bir anda oldu. Kadının iş yerine gidecektik. Kadını biz iş yerine bırakacaktık. Sonra bir 10 dakika konuşalım dedi kadına. Kadın da tamam dedi. Sonra iş yerinden dümdüz saraylı mevkine doğru sürmemi söyledi. Saraylı mevkine sürünce arkada bir şeyler konuşuyorlardı. Sonra kadın dedi ki abi dedi bu beni öldürecek dedi, götürme dedi bir yere dedi. Ben de o sıra arabayı zaten el freni çektim, üst kapattım. Dedim abi ne diyor bayan? Durur durmaz zaten bayan kendini dışarı atmaya kalktı. Ayağını dışarı çıkardı. O sırada adam çekti kadını içeri. Tokatlamaya çalışıyordu. Ben müdahale etmeye çalıştım. O sırada da o bir tane eleman geldi. O da müdahale etmeye çalışırken çıkardı silahı. Kadına vurdu. İkinciye de ağzına vermeye çalışıyordu. Artık kim, belki kendine sıkacaktı, belki bana sıkacaktı. Yani ikincisi de vardı çünkü. Tutukluluk yapınca sonra o da korktu benden zaten saldıracağım diye. Ben de şimdi çekiniyorum. Elinde silah var. Tutukluluk hemen bir şey olur, vurur diye. Bir şey de yapamadım adama. Ben dedim hastaneye oturacağım dedim bu kadını. Yani çünkü yaşam belirtisi var dedim. Hastaneye yetiştirmem lazım dedim. Ben basa basa hastaneye gittim. Tam hastanenin o Sefa Sirmen duvarına geldim. Oradan dümdüz dedi bana emniyete gidelim dedi. Hastaneye götürtmedi.